Merhaba hoş geldiniz. Öncelikle hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu dilerim. Bu videoda dolar tl'nin teknik analizini yapacağız. Çok uzun vadeden kısa vadeye kadar yani haftalık grafikten başlayıp 4 saatlik ve saatlik hatta grafiklere kadar ineceğiz. Daha kısa vadede de inceleyeceğiz. Bu açıdan önemli bir video. Biraz uzun bir video olabilir ama sizlerin sabrını rica ediyorum. Lütfen videoyu kesintiye uğratmadan konunun bütününü anlayabilmeniz açısından Kesintisiz bir şekilde izleyin. Zira aralarda söylediğim şeyleri atlamış olursanız daha sonra söyleyeceğim şeyleri neden söylediğimi anlamazsınız. Dolayısıyla kesintiye uğratmadan izlemeniz son derece önemli. Ee, ekranda dolar tl'nin haftalık grafiğini görüyorsunuz Bu grafikte bir kanal çalışması yapacağız şimdi hep birlikte aslında ben bu kanalı Daha önceden aylar önce hatta bir sene bir buçuk sene kadar öncesinde 2019 Şubat ayında yaklaşık bir sene öncesinde bu kanalı çizmiştim ee, Youtube'daki videolarımda duruyor Ve bu kanalın üzerinde Devam ediyoruz aslında e, hareketlerimize Bu kanalı Geçtiğimiz haftalarda 6 60 6, 70 seviyelerinde kanalın üst çizgi seviyelerinde bir zorlandık. Daha sonra buranın da üzerine çıkılmasıyla yapmamız gereken şey aslında şuydu. Teknik analiz anlamında bu çizdiğimiz kanalın bir kopyasını alıp yukarıya taşımaktı. Ee, yani ikiz bir kanal oluşturmaktı. Bakın bu şekilde olası bir kanal yani üste taşınmış oldu. Tabii şu geldiğimiz noktada 6.95 seviyelerinde neden dirençle karşılaştığımızı da yine şu şekilde açıklayabiliriz. Bakın bu üstteki kanalın da alt kısmını ikiye bölecek olursak kanalın orta çizgisi seviyelerinde geçtiğimiz hafta içerisinde 6.95 seviyelerinde dirençle karşılaştığımızı görürüz. Yani... Tam olarak şu şekilde çizebiliriz bu kanalı. Üstteki kanalın alt kısmını, alttaki kısmını ikiye böldüğümüz zaman bu yeşil kanalın orta çizgisi tam olarak geçtiğimiz hafta test edilmiş oldu. Şimdi tabii haftalık grafikte böyle bir kanalın orta çizgisini test etmiş olmamız yükselişin bittiği anlamına mı gelir? Hayır arkadaşlar bakın ben geri çekilmelerden Twitter hesabımda özellikle geri çekilmelerden bahsederken bunların düzeltme olduğunu özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Buradaki yükselişin, major bir yükselişin bittiğinden bahsedebilmemiz için aslında şurada görmüş olduğunuz kanalın alt çizgisinin kırılması gerekir ki bu da 580'dir. Bu uzun vadeli bir çıkış noktasıdır. Çünkü bu kanallar, kanal yapıları yaklaşık 2 senedir devam ediyor. Dolayısıyla çok uzun vadeli bir yükselişten bahsediyoruz. Tabii daha kısa vadeli nerelerde destek seviyelerimiz var sorusunun cevabını aramak için de şu kanalın alt çizgilerinden başlayarak eğimleri yükselen, yükselen trend çizgilerini takip etmek gerekiyor. Bu çizgileri de ben yine Twitter hesabımda özellikle zaman zaman paylaşıyorum. Hepsini her gün güncellemen mümkün değil maalesef. Bunları sizin kendinizin çizip takip etmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu değerler sürekli, sürekli, sürekli güncelleniyor. Dolayısıyla burada görmüş olduğunuz yükselen trend çizgilerin kırılması şu anlama gelir. Aşağı yönde kırılırsa eğer, bir alttaki daha az eğimli olan yükselen trend çizgisine doğru bir geri çekilmenin devamı beklenir. Tabi bu haftalık grafikte bunları çizdik ama şimdi günlüğe geçtiğimiz zaman daha kusursuz daha detaylı çizmiş olacağız bunları. Peki haftalık grafikteki durumumuz şu olarak gözüküyor. Geçtiğimiz hafta görülen işte 670'li seviyeler, 669 75 seviyesi altına inmedi. Neden inmedi? Çünkü burası aynı zamanda bakın şuradan geçen yükselen trend çizgisinin destek sağladığı bölgeydi. Şimdi haftalık grafikte çok kısa bir şekilde RSI ve stokastik RSI'ye bakalım. Stokastik RSI geçtiğimiz haftaki kapanış itibariyle yönü tekrar yukarıya çevirmiş durumda ve uzun vadeli yükselen trendi destekliyor. RSI'de 70 değerinin üzerinde tekrar yönü yukarıya çevirdi ve kuvvetlenerek yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor bize. Bu noktada şu hatırlatmayı yapayım. Twitter'da gerek doğrudan mesajla gerekse işte oradaki yorumlara yazarak insanlar bana şunu soruyorlar. İşte hocam dolar yükselir mi? Dolar alınır mı bu fiyattan? Bakın sakın yine yükselir mi? Nereye kadar yükselir? Bunu bilmiyorum. Kimse de bilemez arkadaşlar. Hani diyorlar ya dolar şu tarihte 10 lira olacak. Dolar bu tarihte 12 lira olacak. Bakın ben bu dolar paylaşımlarına özellikle 4 lira seviyelerinde başlamıştım ve 4.85'li seviyelerin olasılık dahilinde olduğunu o zamanki videolarında söylemiştim. Daha sonrasında 6.10'da satış sinyalini aldığım zaman yine paylaşımda bulunmuştum. Ee, videolarım hala duruyor. Bakın 4 Ekim 2018 tarihli YouTube videomda izleyebilirsiniz. 1.5 sene öncesine geri dönüp ve daha sonra buralarda çeşitli zamanlarda alış satış sinyallerini sizlerle paylaştıktan sonra en son 5.75 5.80 seviyelerinde bakın şurada Bu tarihlerde Buranın dip olabileceğini paylaştıktan sonra 5.80'lerde Ben size çıkıp da 6.90'dan dolar alın diyemem Artık e, bunun kararını vermek e, Sizlere kalmış bir şey Son derece riskin arttığı dönemlerdeyiz Belki de Buralarda almanız sanki 7.20'lerde almanız gibi bir şey olacak Bakın bilmiyorum belki diyorum. Ama şunu söyleyeyim. Buralarda dolar alınabilirdi. Ama 7.20'de dolar alanlar, 7'de dolar alanlar 2 senedir, 1,5 senedir bekliyorlar. Benzer bir hataya düşmeyin diye uğraşıyorum ben burada. Dolayısıyla hani bu seviyelerden dolar alınır mı? Siz bilirsiniz arkadaşlar. Ben alırdım ya da almam diyemem. O benim kararım. Siz alın mı, almayın mı? O da sizin kararınız sadece şunu söyleyeyim risk artıyor dolar yükseldikçe risk artıyor arkadaşlar bunu unutmayın. Şimdi haftalık grafiğe baktığımız zaman dolayısıyla buralarda ya da bu hızlanma anlarında dolara yatırım yapmış olanlar beklemelerinde bir sakınca yok neye göre bu yükselen trend çizgileri kırılana kadar. Kırılmadığı için beklemelerinde bir sakınca yok. Tabii ki siz zirve fiyattan satmayı başaramayacaksınız. Bakın zirve fiyattan sattığını dip fiyattan aldığını iddia eden her kim varsa bu kişiler tamamıyla bilinçsiz bir şekilde tesadüf eseri alıp satmışlardır. Yoksa o fiyatların yani tabii ki burada yedili fiyatlarda satan birileri vardı ki burada bir fiyat oluşumu oldu ama... O kişiler o zirveden yani 7.23'ü gördüyse eğer dolar tl o borsada zirveden satmayı başardıysa bunu bilinçli bir şekilde yapmadı arkadaşlar. Zirvede olduğunun farkında değildi o kişi. Ta ki sattıktan sonra zirve olduğunu anladı ve o noktada sattıysa eğer tamamıyla şans eseri satmıştı. Benzer şekilde dip fiyatlarda alanlarda dipten aldığının farkında değillerdi. Ta ki o dipten dönüşü gördükten sonra Aa, burası dipmiş ben dipten almışım diyebilirler ve dipten aldılarsa da tesadüf eseridir. Bunu neden söylüyorum bunu şunun için söylüyorum. Siz burada zirveden satmayı amaçlamazsanız eğer yani burası zirve demezseniz ya da burası dip demezseniz ki bunun farklı söylen tarzı da şudur buradan daha fazla yükselmez buradan daha fazla düşmez bu en tehlikeli iki cümledir arkadaşlar. Bunu Twitter'da da paylaştım. Bunu yapmazsanız eğer mantıklı makul yerlerde alıp satmayı planlarsanız bu piyasalarda bir stratejiniz olmuş olur. Ve para kazanmanız daha rahat olur. Şimdi biraz uzatıyor gibi olabilirim. Size öyle gelebilir ama inanın bu söylediklerim çok değerli bilgiler. Bunlara özümseyen birisi bu söylediklerime uygun bir şekilde alış satış yapan birisi sadece dolar TL için değil bütün finansal piyasalardaki bütün e, yatırım araçlarında bunları uygulayan birisi kolay kolay zarar etmez arkadaşlar şimdi günlük grafiğe dönelim. Günlük grafikte bakın buradaki yükselen kanal çizimlerimiz devam ediyor aynı şekilde gözüküyor ve geçtiğimiz hafta Perşembe-Cuma günü görülmüş olan zirve seviyelerinin bu üstteki kanalın alt bandının orta çizgisi seviyelerinde test ettiğini görüyoruz. Şimdi tabii burada biraz önce haftalık grafikte çizmiş olduğum bu yükselen trend çizgilerini günlük grafikte biraz daha e, hassas bir şekilde çizebiliriz. Bakın buradaki yükselen trend çizgileri kırılmadığı sürece yani günlük bazda 675 seviyeleri pazartesi günü itibariyle kırılmadığı sürece yükseliş trendi devam ediyordur. Ancak 695'li seviyelerden Olası bir geri çekilmelerde 675'lere, 76'lara doğru bir geri çekilme de 20 kuruşluk bir geri çekilme bizim Twitter'da özellikle benim yapmış olduğum o kısa vadeli paylaşımlarda yakalamaya çalıştığımız şey oradaki küçük dalgalanmaları yakalamak. Mesela burada da bir saatlik grafiklerde omuz baş omuz görüntüsü vardı. 636 seviyelerindeydi. Burası aşağı kırılırsa şu 6-16-6-20'lere doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir demiştik ama kırılmamıştı ve geri dönmüştü. Dolayısıyla formasyon gerçekleşmemişti. Ama şimdi böyle bir yükselen trend çizgisi üzerinde 4 saatlik grafiklere döndüğümüz zaman daha hassas çizebiliriz. Burada oluşan formasyonlar eğer gerçekleşiyorsa artık bunları takip etmekte fayda var ve bu formasyonların gerektirdiği şekilde davranmak e, lazım arkadaşlar. Eğer teknik analize göre strateji geliştiriyorsanız ki başka türlü de strateji geliştiremezsiniz. Teknik analiz yapmanız gerekir. Zira kısa vadede alış satış düşünenler için de 4 saatlik grafiklerde bu küçük dalgalanmaları yakalamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz haftalarda yine bu 6.80'li seviyelerden 6.60'lara doğru bir düşüş yaşandı. Burada yaşanan kısa vadeli yine şu şekilde bir yükselen tren çizgisi kırılmıştı. Burada satış yapılacaktı ve burada da alış denenecekti. Ne şartıyla stop loss'unuzu belirleyerek arkadaşlar bu stop seviyelerini belirlemek çok basit değildir onu söyleyeyim bunlar sizin risk iştahınızla risk algınızla ilgili olan konular aynı zamanda da bir önce görülmüş olan dip seviyeleri ya da trend çizgilerinin sağladığı destek seviyeler bunların hepsini birlikte değerlendirerek belirleyebilirsiniz stop loss seviyelerinizi. Geçtiğimiz hafta cuma günü yaşanan düşüş sırasında Twitter'da ben bir paylaşımda bulundum ve 6.90 seviyesinin kırıldığından bahsettim arkadaşlar. Bu durumda ikili zirve formasyonunun gerçekleştiğini de söyledim. Gerçekleşme ihtimalinden bahsetmedim. Bu sefer gerçekleştiğini söyledim. Neden? Çünkü o kırılım olduğu sırada görüntü şu şekildeydi arkadaşlar. Bakın. Burada bu formasyon sonrasında formasyonun gerçekleştiğini düşünürsünüz. İkili zirve formasyonları ile ilgili şunu söyleriz. İkili zirve formasyonları ya da ikili tepe formasyonları trend dönüş formasyonlarından birisidir. Yani bu kısa vadede incelediğiniz bir grafikse eğer kısa vadeli trendin dönüşü. Eğer uzun vadeli yani haftalıklarda bir ikili tepe oluşmuş olsaydı o zaman uzun vadeli trendin döndüğünden bahsedecektik. Dolayısıyla burada ikili tepe formasyonunun gerçekleşmiş olması dolardaki uzun vadeli yükselişin bittiği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Sadece buradaki 6.95 seviyelerinden sonra ikili zirve formasyonuyla ya da ikili tepe formasyonuyla birlikte bir süre devam edecek olan bir düşüş trendine kısa vadeli bakın bir düşüş trendine geçtiğimizi düşünürüz. Dolayısıyla bu ayrımı yapmanız son derece önemli. Ve 690 seviyesinin altındaki kapanışlarla ikili tepe formasyonunun hedefi de 685 seviyeleriydi. Bundan sonra da gerçekten de 685 seviyelerine kadar hatta biraz da aşağısına sarkana kadar bir düşüş hareketini gördük. Bakın şu seviyelere kadar 82, 50, 83'lere kadar. Daha sonra ben yine Twitter paylaşımda şunu söyledim, buradan bir tepki yükselişi olabilir diye bahsettim ve bunu da bakın buradaki marjlar çok yüksek haklısınız ama teknik analiz açısından değerlendirdiğiniz zaman şu anda yaşadığımız şey bir pull arkadaşlar bunu hiç kimse farklı bir şekilde söyleyemez neden çünkü fiyatlar Trend çizgilerini kırdıktan sonra o trend çizgilerine dönmeye çalışırlar. Bunda da genelde başarısız olurlar ve kırdıkları yöne devam ederler hareketlerine. Peki bu kesinlikle düşecek anlamına mı çıkar? Hayır tabii ki. Ben burada teknik analize göre literatürde olan şeyleri anlatıyorum size. Evet burada 6.90 seviyelerinin kırılmasıyla burada görmüş olduğunuz kısa vadeli bakın 4 1 saatlik grafikten bahsediyorum. Uzun vadeden bahsetmiyorum. Kısa vadeli yükselen trendimiz bitti ve bundan sonra Fiyatlar bir pullback hareketi içerisinde girdi. Trende dönmeye çalıştı. Ve bunun da başaramadı gibi gözüküyor son saatler itibariyle. Yönünü aşağı çevirmiş durumda. Peki bu kesinlikle şu anlama mı gelecek? Yani hiçbir şekilde buradan geri dönemez mi? Dönebilir arkadaşlar. Sonuçta bu piyasaya bir şekilde birileri yönetiyor, yönlendiriyor, yönlendirmeye çalışıyor. Belki de şurası bir tuzaktı. Ben eğitimlerde anlatıyorum bunu. Şu seviyede satış yapmanız sizin için bunu bir sigorta primi olarak düşünün. Şöyle bir düşüşten korunmanızı sağlamış olur. Eğer böyle bir düşüş olacaksa ama siz burada satıp da tekrar şu trend çizgisinin üzerine girdiği zaman tekrar alırsanız şu aradaki yani 6.91 ile 6.93 arasındaki marj sizin şöyle bir düşüş ihtimaline karşılık kendinizi korumak için piyasaya ödemiş olduğunuz bir risk primidir. Bakın burada yani bunu ödeyeceksiniz. Yani her zaman siz dipten alıp tepeden satamazsınız. Böyle beklentiler içine girmeyin ve bunu da aramayın. O takdirde zarar edersiniz işte. Bunu bekleyenler her zaman zarar etmiştir. Ben dipten alacağım, zirveden satacağım. Bunu başarabilen, bilinçli bir şekilde yapabilen bir tek kişi bile olamaz. Bakın sadece ve sadece piyasayı yapan, piyasadaki bu grafiklerin bu seviyelerde oluşmasını sağlayan güçler ki dolar TL piyasası çok büyük bir piyasa. Bunu kişiler bireysel olarak buradaki fiyat seviyelerini belirleyemezler. Dolayısıyla bir grup ya da bir fon aracılığıyla olacak şeyler sadece onlar belirleyebilir. Çok büyük paralarla onun dışında da bu dip ve zirve fiyatları hiç kimsenin ama hiç kimsenin bilme ihtimali yok arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda geldiğimiz noktada cuma günkü kapanışa baktığınız zaman bu seviyenin e, bu hareketin bir pullback olduğunu hala düşünüyorum arkadaşlar. Diğer taraftan eğer ki bu trend çizgisinin üzerine atarsa kendini tekrar o zaman trende attı diyeceğiz ve bu noktada da bir e, analizi bu trend çalışmalarını biraz daha değiştireceğiz. Şu kısmı sadece alttan geçenleri değil. Diğer taraftan Dow teorisine göre bakın ee, çok net bir şekilde aslında şu anda düşüş trendi ihtimali artmış durumda arkadaşlar. Bakın kısa vadeden bahsediyorum yine. Dow teorisi bize der ki yükselen trendde olduğunuzu anlamak için diplerin yeni oluşan diplerin bir önceki diplere göre yükseliyor olması gerekir. Zirvelerin de bir önceki zirvelere göre yükseliyor olması gerekir. Bakın Kısa vadede bir saatlik grafik açısından düşündüğümüz zaman, incelediğimiz zaman DOL teorisine göre bu seviyelerde yükseliş trendindeyiz. Ama son oluşan zirve bir önceki zirveyi aşamadı. Bu da DOL teorisine göre başarısız bir zirvedir. Ve hatta bundan sonra gelen dip bir önceki dip seviyelerin altında gerçekleşti. Ve bu bize artık DOL teorisine göre düşüş ihtimalini, Arttığını gösteren bir dipte Cuma günü ise yeni başarısız bir zirve oluştu ve şimdi artık bu noktadan sonra yine Cuma günü oluşan dip seviyenin altında kapanışları gördüğümüz zaman dol teorisine göre de düşüş trendinin kısa vadeli düşüş trendinin teydine almış olacağız. Yine ikili zirve noktasında trend dönüş formasyonlarından birisidir demiştim. Bu formasyonun hedefi minimum hedeftir. Buradan gelebilecek olası bir tepki hareketinden sonra genelde fiyatlar aşağı öndeki hareketlerine devam ederler ve düşüş hareketi en azından bir süre daha devam eder diye söylüyoruz literatüre göre, teknik analiz literatürüne arkadaşlar. Bunlar benim hani oturup ya ben şöyle cümleler kuruyum diyerek söylediğim kurduğum cümleler değil. Kitabında ne yazıyorsa ben ona göre analiz yapıyorum. Dolayısıyla buna göre strateji geliştiriyorsanız eğer teknik analize göre strateji geliştiriyorsanız bunu bu şekilde değerlendirmek zorundasınız. Evet, biraz uzun bir video olmuş olabilir. Haftalık grafikten günlük ve saatlik grafiklere doğru bir gidişatla bahsetmiş olduk. Şu anda artık bizim için destek seviyesi önemli destek seviyeleri yine yatay anlamda 6.88 seviyelerinde bir desteğimiz var. Bunun altında 6.83 seviyelerinde geçtiğimiz hafta Cuma günü görülen dip seviyemiz var. Bu seviyeyi takip etmekte fayda var. Özellikle 683 kırılırsa 676 seviyelerinde bakın şuralardan geçen bir yükselen trend çizgimizin sağlayacağı destek var. Bunun altında yine 672-73 aralığında desteğimiz var ve o seviyede kırılırsa 661'e doğru geri çekilme devam edebilir. Peki yükseliş e, devam etmesi anlamında yani bu e, pullback değil de buradan tekrar trend çizgisinin üstüne atarsa kendine dolar TL o zaman ne olacak? 6.96 50'yi takip etmekte fayda var. 6.96 50 aşılırsa eğer bakın o takdirde bu günlük ve haftalık grafiklerde aslında daha uzun vadeli hedefleri takip etmek gerekir. Bakın o takdirde 6.96 seviyesi aşılırsa 7.20 seviyelerinde bu üstteki mavi kanalın alt bandının üst çizgisi yani üstteki mavi kanalın orta çizgi seviyesi aynı zamanda 7.20'li seviyeler gündeme gelebilir. 7.20'nin de aşılması durumunda dolar tl'de 7.70 ve 8 liralara doğru bile yükseliş söz konusu olabilir. Bazı e, kişiler bana sen aşağı yönde de söylüyorsun yukarı yönde de söylüyorsun hangisi gelirse ona göre. Kim bilebiliyor burada doların ne, nerede zirve yapacağını kim bilmiş bugüne kadar geçtiğimiz senelerde şuralarda dolar alın dolar alın şu tarihte 15 lira olacak 20 lira olacak yok 10 lira olacak diyenler ne oldu şimdi nerede Twitter hesaplarını kapattılar ama o tarihlerde o kişiler biliyorum isimlerini hepsini tek tek hiçbirisinde burada telaffuz etmeyeceğim ama o tarihlerde videoları 300 bin kişi tarafından izleniyordu ayda 5 bin dolar 6 bin dolar YouTube reklam geliri elde ediyorlardı. Benim reklam gelirim ayda 100 lira arkadaşlar. Bakın ben bu YouTube videolarını sizin için çekiyorum. Sizlere bir fayda sağlamak adına çekiyorum ve şu videoyu 20 dakikalık bir videoyu hazırlamam benim en az 3 saatimi alıyor. Ve karşılığında... Para almıyorum bile herhangi bir ücret almıyorum bile ama insanlar burada umut sattılar belki aynı insanlar yine piyasaya çıkacak dolar tl buralardayken belki yapıyorlardır bilmiyorum yine söyleyecekler e, dolar işte şu olacak bu olacak kimse bilemez doların kaç olacağını hiç kimse bilemez arkadaşlar ben size bu kadar söyleyeyim e, ama sadece siz strateji geliştirirsiniz eğer belirli dirençler aşılırsa bir sonraki dirence kadar yükseleceğini beklersiniz o dirençte açılırsa bir sonraki dirence kadar. Uzun bir video olmuş olabilir. Burada söylediğim özellikle seçtiğim cümleler arkadaşlar kesinlikle hiçbirisi boşa kurulmuş cümleler değil. Hepsinde bütün cümlelerimde bir tecrübe var. 30 senelik bir tecrübe var. 92 yılından beri ben bu piyasaların içerisindeyim. Her türlü piyasayı gördüm. Her türlü artık bu pandemi ile de birlikte her türlü krizi yaşamış bir insanım. Her türlü deneyime edinmiş bir insanım. Burada söylediğim hiçbir cümle boşa kurulmuş bir cümle değil. Evet dolar TL ile ilgili uzun vadede de kısa vadede de bütün destek dirençleri paylaşmış oldum. Detaylı bir analizde yapmış oldum. Bu videoları beğenip paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Destek olmak istiyorsanız istiyorsanız beğenir, paylaşırsınız. Diğer taraftan online eğitim lere başlayacağız. Artık bu korona virüs nedeniyle fiziksel sınıf içi eğitimler iptal oldu. Ben açıkçası bu online eğitimleri Skype üstünden yapabileceğimi düşünmüştüm gruplar şeklinde ama birkaç arkadaşımla bir deneme yaptım 4-5 kişiyle ve Skype üzerinden verimli olmayacağı sonucuna ulaştım. Dolayısıyla bir online eğitim platformu kullanmaya karar verdim. birkaç gün içerisinde online eğitimle ilgili duyurularımı da yapacağım. Temel Orta düzey ve ileri düzey teknik analiz eğitimleri olacak. Çok farklı çeşitli eğitimler de olacak yine. Borsa temel analiz eğitimleri gibi ya da Matrix eğitimleri gibi. Bunlarla ilgili TradingView eğitimi yine bu tarz eğitimler olacak. Eğitimler sabahtan akşama devam edecek şekilde değil arkadaşlar. Artık online eğitim olduğu için ve ben Skype üstünden de daha önceden çok sayıda eğitim verdiğim için özel eğitim. Ee, bu saatlerin yani bilgisayar başında e, geçirilen saatler uzadıkça verimin nasıl azaldığını biliyorum. Bu nedenle e, küçük oturumlar halinde günlere yayılmış bir şekilde eğitimler olacak. En fazla 3 saatlik e, eğitim olacak bir günde temel düzey eğitimi diyelim ki 4 güne yayılmış bir şekilde olacak ve o günler arasında da sizlerin konu tekrarını yapabilmeniz açısından birer gün ara vereceğim. Boş günleriniz olacak. Ee, bu şekilde devam edeceğiz. Twitter'dan ulaşabilirsiniz bana eğitimlerle ilgili bilgi almak için ya da takip etmek için duyuruları. Yine bu videonun açıklamasında yer alan e-mail adresiyle de özel eğitim istiyorsanız da online şekilde yapabiliriz. Bu şekilde bana ulaşabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.